Selamlar. Merhaba. Bugün e, evliliğin yedi büyük günahının üçüncü maddesini konuşacağız. Cinsellik. E, Ted Talks konuşmanızda çok derinlere maalesef inememiştik süreden dolayı. Hmm. Ama bu konuda birçok soru geliyor bize. Gerçekten uzun ilişkilerde cinselliğin önemi. E, ...monotonlaşmadan buna emek vererek... ...nasıl yükseltmemiz... ...bu enerjinin daim olması gerektiğini... ...alt kademde aldatma... Sadaka, ...sadakat gibi kavramları... ...tartışmak istiyorum aslında sizinle. Daha doğrusu sizden öğrenmek istiyorum. Evlilikte cinsellikle başlayabiliriz. Şimdi, Evlilik cinselliği... ...hadım ediyor mu öncelikle? Ben ettiğini düşünüyorum. Yani ezberinin bu olduğunu düşünüyorum. E, etmemesi için bayağı uğraşmak gerekli diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu maddenin diğer maddelerden çok sağlam bir farkı var. Yani ilk üçte garanti cinsellik. Yani ilk sıraya da oynayabilir diye düşünüyorum aynı zamanda. Bu aynı zamanda bir kontrat maddesi. Yani ihlaliyle beraber bir kontrat ihlali söz konusu. Yani biz ebeveynliğimizi evliliğimize sattığımızda ya da karşımızdakini çok değiştirmeye çalıştığımızda ya da köken aileyle dertler yaşadığımızda evliliğin kontratını ihlal etmiyoruz. Ama evlilik kontratı duygusal, bedensel, cinsel e, sadakati belirliyor. Yani o imzaladığımız kontrat bunu içeriyor. Yasal olarak da imzaladığımız kontratın o daha duygusal, bedensel, cinsel yanlarına doğru baktığımızda bu bir kontrat maddesi. İlk maddesimiz sadakat, evet. kontratı? Evet, yani o o iki insanın bir arada oluşunun, onun adının evlilik oluşunun, onların hayat içinde aynı evde, aynı hayatta, aynı ebeveynliğin içinde, aynı hayallerin içinde, aynı geleceğin içinde, aynı finansın içinde oluşunun, evet neredeyse ilk maddesi. Bu bir bedel olabilir sadakat. Yani aslında bütün o evliliğin bize kattıkları istediğimiz tamamlanmak dediğimiz, ait olmak dediğimiz, adına çeşit çeşit şey dediğimiz müessese ya da hikayenin insan canlısına dönüşü bir bedel bedel olarak muhakeme edilebilir. Yani ömrünüzün kalanı boyunca aynı kişiyle sevişeceksiniz. Sadakat bu. Çok da ütopik gelmiyor mu bazen bu dönem için? Ütopik mi bilmiyorum ama şunu biliyorum ya da kulağa çok tırmalayıcı geliyor yani bu vakitlerde baktığımızda ve sevimsiz geliyor ve libido savar gibi geliyor aynı zamanda çünkü içinde melimalıları da barındırıyor sadakat hmm. dolayısıyla sevimsiz geliyor. Sadakati siz tam olarak ne olarak kodluyorsunuz kafantası? Yani Sadakat. Eşini bir... hiçbir zaman aldatmamak mı? eş yani Şimdi sadakatin çifte gör bir evrensel genel bildiğimiz tarifi var. Yani duygusal olarak, bedensel olarak, cinsel olarak partnerinin dışındakilerle bu bağları romantik ve cinsel ve erotik bağlarının var olmayışı hali. Sadakat bu. Yani e, bir tarifi vardı sadakatin TDK'da bana o çok bir yere ben onu not aldım çok hoş geldi. Sağlam, güçlü, ve içten bağlılık. Sadakatin anlamı güzel bu. evet. Aslında. Şimdi dolayısıyla bu alanlarda, duygusal ve bedensel alanlarda sağlam, güçlü, içten bir bağlılık hali bu. Bu ne kadar mümkün? İnsana ne kadar uygun? Vakte ne kadar uygun? Yani 21. yüzyılın e, maddelerinden biri midir? Bunların üzerine konuşabiliriz biz. O ilişkiye ne kadar uygun, öbürüne ne kadar hepsini konuşabiliriz. Ve fakat yani neredeyse hangi kültüre gidersen git Ebro. Ee, yani daha inancın e, merkezde olduğu kültürlere git e, ya da ilişkilere git, geleneğin önde olduğu ilişkilere git, Bohem ilişkilere git. Git git git. Bunların hepsi için ortak bir talep, ortak bir payda. Şimdi dolayısıyla tabii sadakat sadece toplumsal bir ezberde değil. Aynı zamanda bir araya gelen bir kadın ve erkeğin üremekle koşullanan, yürüyecek olması beklenen bir kadın ve erkeğin çocuklarının ebeveyni olması güvencesi ve garantisiyle başlayan bir hikaye. Yani bir kadının sadakatsizliğinin bir erkeğin sadakatsizliğinden daha sert olarak okunmasında e, kesinlikle toplumsal kodların rolü var. Ahlakçılık da var. Ahlakçılığın da rolü var. E, ve fakat sadece bunun rolü yok. Yani aynı zamanda doğuracak olan... Ve yumurtasını o spermle eşleştirecek olan bir dişi ve bir erkeğin evrensel ilişkisinden bahsediyoruz. Yani hiçbir sperm asla bilemez ki o yumurtayla sahiden eşleşmiş olan ve o çocuğun babası olan o mudur? Dolayısıyla sadakat daha daha derin dinamikleri de olan yani insanın varoluşuyla da ilgili bir hikaye aynı zamanda. Burada bu aynı zamanda başka bir... Altında aidiyet, sözü. ait kimlik kavramı da var değil mi? Tabii ki yani var. Yani 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 o aidiyen, benim olayım. Tabii, tabii yani hani bunların hepsi var. Sosyolojik olarak da var. İnsanın iç ihtiyaçları itibariyle de var. Fakat hikayenin böyle biyolojik zeminleri de var aynı zamanda baktığında. Bu yumurta için de öyle. Yani birden çok partneri olan bir kadın için çocuğunun babasını bilmekle mükelleftir. Çocuğun annesi hep bellidir. Daha bilinmez olma ihtimali olan babadır. Şimdi o yüzden tabii bunun böyle asırlar boyu ilişkileri ve kültürleri evirirken ve devirirken bir sürü yansımasını görüyoruz. O yansımanın her iki cinsin sadakatsizliği konusundaki tepki veriş biçimindeki ayrımın bununla bir teması var sosyokültürle bir teması var. Dünyanın erkekler tarafından yönetile gelmesiyle bir teması var. Dünyanın yaşlı erkekler tarafından yönetile gelmesiyle bir teması var. Ancak bu bir kontrat maddesi. Yani bu bir hakikat. Mutlak bir hakikat aynı zamanda. İnsana uygunluğunu çok uzun tartışabiliriz. Çok uzun tartışabiliriz. Ancak evliliğe uygun. İkisi birbirinden ayrı haller. Yani insanın cinselliği, cinsellikteki avcı olma hali, avlanan olma hali, insanın libidosu, insanın aslında o kendini beğendirmek üzere de artan libidosu ve aslında hayatımızda olan biriyle bunu nasıl yapabileceğimiz. İnsan monogam mıdır? Bunu çok tartışabiliriz. Ki tartışılıyor da. evlilik monogam. Eğer evliliğin içinde konuşlanıyor iseniz, yani evlendi iseniz, o vakit yani ödülleri var, bedelleri var. Sadakat en mühim bedellerden bir tanesi. Ancak insanlar buna çeşit çeşit çareler aramış durumdalar. Yani dinler de aramış durumda. Dinler de birden çok kadınla evliliği güncellemişler. Ee, daha daha bohem dünya açık evlilik demiş. Yani bununla ilgili çok çeşit dünya deneyimlenmiş durumda. Hiçbiri tutmamış durumda. Açık da tut, açık ilişki de tutmuyor. Hiçbiri tutmuyor. Mutluluk durumda. getirmiyor. Hayır. Çünkü aslında dipte derinde 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 o aidiyetin, o bedenin de bana ait oluşu, bu bedenin de ona ait oluşu, o ruhun da bana ait oluşu, bu ruhun da ona ait oluşu. Yani aidiyet o kadar çekirdekte bir yerde oturuyor ki bunu mümkün kılmamış durumda. Yani dolayısıyla hikayenin felsefesi başka bir hal. Hikayenin bir ilişki, bir evlilik bir aile, bir aidiyet yani evlilik şart değil sevgililik de. ama bir duygusal bedensel kontratın içinde başka bir opsiyonu bence yok. Peki e hep aynı soru soruluyor, hep aynı şeyler konuşuluyor. Evliliklerde neden cinsellik ivme kaybediyor yıldan yıla, yıldan yıla? sevgiliyken sürekli sevişen çift bir yıl sonra ayda bire düşüyor belki on yıl sonra yılda bire düşüyor çok abartılı ben oranlar veriyorum. çok abartılı değil <laughs> ya da hiç cinsellik yaşamayan uzun süreli ilişkiler çok var. var bunun nedeni ne? yani başka şeye bu kadar emek verirken kendi cinselliğimize ve ihtiyacımız çok fazla olan cinselliğe neden gereken önemi göstermiyoruz? sevdiğimiz adamla ya da kadınla Şimdi başta mesela evlilik ilişkiyi cinsel hattı hadım eder mi diye konuştuk. Nedenlerden bir tanesi evliliğin kendi post efekti. Evli olmak bir müessesenin insanı olmak demek. Müesseselerin ezberleri vardır. Hani kurum kültürü var ya o kurum kültürünün bayağı yaygın. Farkına vardığımız varmadığımız ezberleri var bir kere. Bu ezberler içerisinde kadın içinde erkek daha geleneksel hattan bahsediyorum. Kadın içinde, erkek içinde itibarlı olmak çok mühim. Yani birbirinin karşısındaki itibarının korunması önemli. Cinsellik itibarlı bir müessese değil. Yani bir kere cinsellik bir oyun. Erişkin tipi bir oyun, bir eğlence. Aynı iki bedenin birbirlerine hissettikleri o temel olarak bedensel hazla başlayan ilişki bir vakit sonra tanıdık bedenlerin birbirlerine de az has hissetmeleriyle sürüyor değil mi? Yani istemez hale geliyorsun. Evet. Bu istemez hale gelmekte. Evli olmanın o kolektif bilinç dışıyla ilgili evli gibi sevişmek var ya. Evet. O birkaç tane anlama geliyor. Birincisi karınla sevişmek, dolayısıyla çok edepli sevişmek. İkincisi kocanla sevişmek, çok edepli sevişmek. Bu evli gibi sevişmenin Birincil paketlerinden bir tanesi. Bu çeşit çeşit dinamikli oluyor. Yani geleneksel olarak da, geleneksel dinamikte başka bir anlama geliyor. Geleneksel dinamikte daha kutsal atıflarla oluyor. İşte annenin kutsallığıyla başlıyor. Hiç tanımadığın, muhtemelen de aslında haz almanın da çok imkanının çok yüksek olmadığı paralı sekste daha gerçek sevişmeye başlıyorsun. Erkekler için. Daha az haz, bir kere çünkü haz dediğin şey cinsellikte, senin onu istemen ve onun da seni istemesiyle ilgili. Yani oradaki karşılıklılık çok belirleyici ya, yani istenmek çok libido arttırıcıdır. Karşındaki seni istemiyor, yani karşındaki seninle bir meslek icra ediyor. Fakat buna rağmen orada rahatsın, daha kendin gibisin ve daha istek Edeb aktarıyorsun. Edeb kaygısı yok. Tabii hiç yok edep kaygısı. Şimdi hikayenin böyle bir yanı da var. Hikayenin karşılıklı olarak Kama Sutra'yı hatmetsen fena bir kitap değildir. Aynı kadın, aynı adam, aynı hayat. Anladık, teknik öğretilerin var, öğrendin. Mevzu sıkıcı. Yani hikayenin eskileri mevzu mu sıkıcı? Aynı kişiyle mevzu mu sıkıcı? Aynı kişiyle mevzu, mevzu sıkıcı. sıkıcı. Yani aslına bakarsan başka kişilerle olan mevzu da cinsellik değil ki. Başka kişilerle değişen kişilerle olan mevzu Hikayenin o avlanma ve flört kısmı. Yani burada eskilerin fingirdeşmek, bizim flört etmek dediğimiz hikayeyi pas geçiyorsan ben yani cinsellikle ilgili konuşulabileceğini düşünmüyorum ondan sonra. Ondan sonrası teknik bir meseledir. Yani o e, ne kadar ekmek o kadar köfte. Katiyen kendiliğinden bir hikaye değil. Yani o hani gürül gürül akan libidolarımızın e, mutlak irtifa Yani Eşyanın tabiatı itibariyle böyle. Yani bununla ilgili böyle sevimsiz bir sürü tarif vardır. Hani her gün aynı yemek yenir mi kadar kaba olanı da vardır. İşte yalıda oturuyorsun abi önünde deniz bir süre sonra görmez hale geliyorsun denizi. Yani her iki cins içinde karşı çeşit çeşit olanı vardır bunun. Şimdi bu bayağı onun lazım. Yani birbirine sözle flört edersin, fingir dersin, gözle edersin, bedenle edersin. Pornografik flört edersin, erotik flört edersin duygusal flört edersin. Yani flörtten anladığımız sadece mum yakmak değil ya. Hani öbürüyle ilgili inceliklerinle. Flört kadın ve erkek olduğunun altını çizilmesiyle ilgili bir hikaye. Bu sadece heteroseksüellerden bahsetmiyoruz. Benim deneyimim kadın ve erkek hattı üzerinden olduğu için böyle konuşuyorum. Herkes istediği gibi alsın lütfen. Birbirine yönelik cinsel hevesi, isteği, arzusu olan iki insandan bahsediyoruz burada. Bu e, ee, bunun irtifa kaybı hayal kırıklığı yaratıyor insanlarda. Yani o kendiliğinden ve o hani hatırladığımız ve aslında böyle iki arada bir derede birbirimize ulaşmaya çalıştığımız o sevgililik vakitleri var ya onların böyle tık 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 aşağıya inişini biz baya böyle kolları sıvayıp seyretmeye ya da söylenmeye başlıyoruz. Burada erkekler biraz daha çok söyleniyorlar. Kadınlar çünkü libidolarını daha hızlı kaybediyorlar. Yaygın olarak, her ilişkide değil ama yaygın olarak birkaç sebeple. Bir, kadın olmak ve edepli olmak, evlenecek ve eğlenilecek kadın olmak. Orada hele bir anne kadın olmak. Yani bunların hepsi iç içe geldiği zaman bayağı şey, yani libido şap etkisi yapan haller. Erkekler bir tık daha az kaybediyorlar libidolarını yani o biyolojik olarak da talepleri daha yüksek. Yani beden zihinden önce hazır olabiliyor kadınlarda beden zihinden önce pek nadiren hazır olur. O yüzden hani burada böyle erkeklerin daha şikayetçi olmaya başladıkları yıllar başlıyor. Şikayet de tabii hiçbir işe yaramıyor. Yani o hani muhabbetin ötesine geçmiyor. Vazife bilincine doğru dönebiliyor. Bunların hepsi çok fena. bayağı çok uğraşmak lazım. Çok. Yani. E, mahzene benzetiyorum ben. Her evliliğin bir mahzeni olmalı diye düşünüyorum. Onu metaforik olarak bir yatak odası gibi değerlendirin. E, tırmalayıcı gelmekle beraber yine metaforik konuşuyorum. Hani ben neredeyse her çiftin bir garson yeri olması gerektiğini düşünüyorum. Yani dışarıya, içeriye dışarıya giriş çıkışın olmadığı, onlardan başka hiç kimsenin girmediği. Orası... Onlara ait bir bölge. Evet. Ee, burası yani içeri girdiğin anda e, bir kadın ve adamsın ve diğer kimliklerin dışarıda. Dışarı çıktığın anda da o kimlikleri ve elbiseleri giyiyorsun. Böyle bir alandan bahsediyoruz. Çok özgür e, ve çok güvenlikli bir alan olması lazım. Yani biz e, bir biz varız bir de bizden içeri var bir de ondan içeri var bir de ondan içeri var. Eğer cinsellikle ilgili kendi heveslerimizi arzularımızı oyun şekillerimizi önce kendimiz bilmek istiyorsak ve sonra öbürüyle oynamak istiyor isek bir kere çok güvende olmamız gerekiyor. Yani güvenlikten kastım bizim isteklerimizin onun tarafından nasıl muhakeme edileceği, kritize edileceği bizim indirgenip indirgenmeyeceğimiz edepsiz bulunup bulunmayacağımız garip grup bulunup bulunmayacağımızla ilgili güvende hissetmemiz gerekiyor. Ve dışarı çıktığımızda da yani biz mesela bu şöyle bir örnekten bahsediyorum. Oyun aynı zamanda içerisi ve dışarısının birbirine karışmaması gereken bir yerdir. Yani içeride çeşit çeşit oyunu oynarsın. Dışarı çıktığında yani sen... Karı koca kimliğinde evet, de. Evet yani o, orası, orası hadim, hadım ediyor zaten. Orası kısıtlıyor. Çünkü bir kere edepli bir müessese değil bir insanların daha... E, hazlarının dolaştığı, daha fazla utandığımız, ve aslında daha fazla kabul görmek istediğimiz ama haz da almak istediğimiz bir alan ya. Orada kendimizi güvende hissedeceğiz. Yani öbürünün bizi onaylaması şart değil. Rıza göstermesi de şart değil. Kritize etmemesi şart. Dolayısıyla aslında cinselliği uzun uzun devam edebilen çiftler azdır ve vardırlar. Oyuncu çiftlerdir. Yani bir hayatta birbirleriyle flört ederler. Ee, sadece flört edilmeyi beklemezler. Aktif oyuncu olarak birbirleriyle flört ederler. Kadınlar da aktiftir. Evet yani bu sadece erkeklerin vazifesi de değil yani hani bazen böyle flört ederler. Bazen gözle, bazen sözle ve bazen bazen. Burada, burada hani zihnimizi, isteklerimizi, hayallerimizi e, karşımızdakine aktarmakla ilgili bir performans, bir gayret gösteririz. Herkesin Libidosu ve herkesin e, libidinal istekleri birbiriyle aynı olmayabilir, iki kişinin de aynı olmayabilir. Oralarda kişilik özellikleri biraz daha mühim. Hani daha deneyime açık olmak ve deneyime açık olmamak hali var. E, hani cinselde deneyime açık olmak mühimdir. E, yani hiçbir şeyi denemek zorunda değiliz, hiçbir şeyi denememek zorunda da değiliz aynı zamanda. Yani deneyime açık olmamak rengi ve ruhsarı daha kısıtlar ve sadece beklenen bir yerde değil hani. Bayağı eşit imtiyazları eşit olan iki tane insan var ve bu iki insan birlikte bir oyun oynuyorlar ve bu oyunu eğlenceye, hazza çevirmek istiyorlar ve birbirlerini özlemek de istiyorlar ya aynı zamanda. Ee, bunun için çok uğraşmak gerekiyor. Yoksa e, sadece evlilikte değil devam eden her ilişkide libido düşer. Yani libidonun çok yüksek olduğunu varsaydığımız bir ilişki her hafta cuma günü görüşüyorsun. 8 yıldır. Sadece cuma görüşüyorsun. Her hafta cuma. Mutlaka düşer. Yani e, libido dediğin hikaye hakikaten gerçekten libidoya baktığın zaman, burkaç olmayan libidoya baktığın zaman gerçek libido ancak uzun bir ilişkide anlaşılabilir. Ancak uzun ilişkide ve monogam ilişkide anlaşılabilir. Yoksa benim libidom çok yüksek, her gün başkasıyla sevişmek istiyorum. Bunun adı libido değil. Peki mesafeler ilişkiyi canlandırır mı? Uzak olmak. Uzak mı? olmak. Yani dönem dönem evet. Yani iyi de gelebilir. Fizik yani o birbirini özlemekle de ilgili evet. bir hal. Ama tabii yani aynı evin içindeki mesafeler de ilişkiyi canlandırır. Yani kadın ve erkek olmanın kendine ait inceliklerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Hani biz dışarıda çok şane giyinip evde paspalız ya. Yani bunun anladık rahatlığı var. ve elbette ki bedelleri de var. Hani sadece sizin nasıl göründüğünüz değil, sizin kendinizi nasıl hissettiğinizin de çok mühim olduğu bir yer. O yüzden bu böyle emeksiz olmaz. Yani evde full topuklu ayakkabı, jartiyerden bahsetmiyorum. Ya da jilet gibi dolaşmaktan bahsetmiyorum. Canınız istiyorsa dolaşın elbette ama birbirine itina etmekten bahsediyorum ben. Yani o itinanın her çift için kendine özgü kalıpları var. E, itinanın bir geri dönüşü vardır hani öbürünü mühimsemenin, önemsemenin hatta onun sevdiği yemeğin masada olmasının da. Yani ben hayatın ufak inceliklerinin e, çok mühim olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde hatta birisi dedi ki ufak incelikler müdürü gibisiniz dedi. Aa, ne güzel. Yani hani masada hoşuma gider orada o mumun yanmasının. İşte bunun güzel oluşu hoşuma gider. Yani o neyse bizim kendi inceliklerimiz ilişki içinde bunların yaratılması lazım. Yani şimdi biz evleniyoruz iyi ondan sonra muhtelif dertlere sahip oluyoruz. Bir her şey kendiliğinden aksın. Yani birbirimizi sevmeye devam edelim, sevişmeyi istemeye devam edelim, şahane iletişelim. Yok böyle bir hikaye. Yani o filmin sonunu sürekli kavuşulunca seyrettik ya biz Türk filmlerinde devamını bilmiyoruz. Devamı çok zor bir hikayedir. Hele cinsellik bayağı e, yani insanın zihinsel ve bedensel yapılanmasının işbirliğini istiyor. Yani hem zihinsel olarak e, istekleriniz olacak hem bedensel olarak bunu karşılayabilecek bir yetkinliğiniz olacak. E bunun yanında bir de o sosyal algılarınız, süperegonuz, mahalle baskınızla ilgili çeşitli ittirdikleriniz olacak. E, burası elbette ki çok yüksek uğraş istiyor ve bir ortaklık istiyor her şey istenebilir. Razı olmak tek koşuldur. Ve kritize etmemek de ikinci koşuldur. Yani hani fantazi deyince böyle mutlaka e, derilerden, kırbaçlardan bahsetmiyor olabiliriz. Bahsedebiliriz. Ama kelimenin kendisi zaten böyle biraz ıh -ıh yaptıran bir hal cinsellikle beraber. Hani bir cinsellik var bir de dışarıda fantazi diye bir şey var. E, o ikisi zaten beraber. Yani hani fantazi hayallerimiz demek ya bizim. Evet, bazen o fantezilerde role playing dediğimiz minik oyunlar her şey, her şey oluşturdu, şey değil şey. mi? Yani bu yaratıcılıkla ilgili bir şey, Karşındakine güvenmekle ilgili bir şey, bir de uğraşmakla ilgili bir şey. Yani şimdi insanın ilişkisinin çok patinaj yaptığı dönemler olur cinsellikte. İşte doğum doğum sonrası. Yani burada zaten bedensel ve ruhsal olarak bayağı başka bir şeye adapte haldesin. Full adaptasyon halindesin. Yani kendi bedenini özellikle kadınlar için kendi bedenine ilgili dertlerin var. Yani buraları hiç saymıyorum ve hiç mühimsemiyorum. Ama uzun yani bayağı evlilikte cinsellik dediğimiz vakit benim çok şaşırdığım çiftler olmuştur. Yani çok başarılıdırlar. Çok şaşırdığım çiftler Dur, Yıllardır cinsel hayatları yoktur tahmin ettiğimizden daha çoktur. Uzun yıllardır sevişmiyor olma hali. Yani biraz bisiklete binmek gibidir. Unutulmaz. İtirazım yok buna. Ama yapmadıkça da yapılmayabiliyor evet, evet, galiba. Evet. Yani bayağı e, ilişkilerin rutinleri var ya kendi içinde. O rutinlerden e, kendiliğinden olanlardan yani hani her cuma günü gibi bir hikayeden bahsetmiyorum ama yani onun kendi içinde duygusal biyolojik bir ritmi vardır. Birbirine flirt etmenin de ritmi vardır aynı zamanda. Şimdi bunlara çok Emek vermediğin vakit tabii ki düşecek bir Spontanite zaman. de önemli burada. Evet, evet önemli. Ama yani spontan kendiliğinden demek ya Hı -hı. cinsellik kendiliğinden irtifası aynı devam eden bir hal değildir. Çünkü kendiliğinden irtifası düşer. O kendiliğinde ne? Yani akışının spontan olması tamam ama uğraşacaksın, akıl vereceksin, yani düşüneceksin, zihnini buraya yoracaksın, karşıdakini nasıl ayartırım? diye zihninden bir şeyler geçecek. O vakit o da böyle hani bir oyun ya evet. oyunun böyle gidip gelmesi ve bu oyunu oynamış insanlar ya bunlar aslında vaktin bir yerlerinde e, o oyundan vazgeçen için yani evlilikte elbette ki evli gibi sevişilir e, yakınlığı az olur gözü sözü az olur Rengi ruhsarı az olur. Bu demek ya evli gibi sevişmek. Sonuçta cinsellik azalınca çiftin arasında o dokunmalardan ya da seksüel faaliyetten doğan bir ekstra bir yakınlık oluyor. Onun da irtifa kaybetmesi değil mi? oluyor? Çok ama. mühim bir yakınlık kaybı evet. bu. Şimdi şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Ömrü hayatınızda, kalan ömrü hayatınızda ve bugünkü ömrü hayatınızda bir tek kişiyle paylaştığınız bir alandan bahsediyoruz. Ee, hani... ...bir sürü paterni var ya evliliğin... ...o paternlerin bir sürü adresleri de vardır. Bu unik bir adrestir. Siz onunla sevişirsiniz, o sizinle sevişir. Sadece. Sadakatin devam ettiğini varsayarak evet. konuşuyorum. Ve burada siz onunla sevişmezsiniz... ...o sizinle sevişmez hale geldiğinizde... ...libido hayat enerjisi demek. Primeri cinsel enerji değil. Cinsel enerji libidonun içinde var olan enerjilerden bir tanesi. Ama e, o bütüncül enerjinizle ilgili bir kayıptır... Ve çok özel çok unik hani sadece bir arada hemhal oluyorsunuz ya e, bunun kaybının elbette ki ilişkiye çok iddialı yansımaları var. E, ve çok kolay kaybediliyor. Yani bana sorarsan evlilikteki en hızlı irtifa kaybı alanı. cinsel Tabii yani. Kesin olarak. Peki bu irtifa kaybı sırasında mı aldatma fenler aldatmalar başlıyor ya evli işte. gibi sevişmeler süren hale geldiği zaman mı aldatmalar başlıyor şimdi şunu soruyorsan tek bir cevabı yok yani cinselliği şahne olan ilişkiler evliliklerde insanlar aldatır mı diye soruyorsan aldatabilir tabii ki yani. orada kişilik özellikleri devreye girer evet. yani çok iyi bir cinselliği vardır çok ergen bir ruh hali vardır. Doyumsuzdur. Evet, bilmem o kısmını. Yani kimi vakit evet buralarda ortaya Çünkü çıkıyor. Çünkü siz hep diyorsunuz ya sadakat kontratın birinci maddesi ya da ilk üçteki maddesi kontratın. Ama kontratı ihlal eden en önemli madde aldatmak. Evet. Yani sadakatin zıttı aldatmak gibi. Tam aldatma o sadakat ne zaman tehlikeye düşüyor da aldatıyor ya da bu bir kerelik bir şey olursa ne olur bir kere her şey çok güzel gidiyordur evlilikte iyi evlilik tanımında dediğimizdir alışkanlıklar çok iyidir çok iyi dostsundur ama bir kere o heyecanı yaşamak istersin dışarıda kadın ya da erkek ama kaybedeceklerin çok fazladır yapmayabilirsin de yapabilirsin de yaptığını düşünürsek aldattığını düşünürsek yine mi kontrat ihlali elbette ne yapacak bu kişi gidip ben seni aldattım mı diyecek. Yani o kadar tehlikeli sular ki aslında onlar. Evet çok tehlikeli onlar. sular. Çok tehlikeli sular. Yani beden ve ruh bunu isteyebilir. Ki bence çoğu insanın da istiyordur büyük ihtimal ya da aklı dışarıda olabilir. Beden ve ruh bunu isteyebilir. Evet. Yani attığın taş ve ürküttüğün kurbağa yani kaybedeceklerin bunlarla ilgili bir hal bu. Ama şimdi mesela e, tahmin ettiğimiz kadar çok değildir. Flört edebildiğin bir adam ile ya da bir kadın ile yaşar iken senin dış dünyadan bedensel ve romantik taliplerin tahmin edilenin çok altında olur. Fakat şunu bana diyebilirsin yani hep böyle 8. katta mı gidiyor bu? Hani bu evlilikte insanların yoruldukları, uğraşmadıkları, çok keyiflerinin bozuk olduğu, evliliği hiç öncellemedikleri hayat dönemleri var olabilir. Bu hayat dönemlerinde de hazlarını ertelesinler lütfen. Yani hayat biraz uzunlamasına. Bu mümkün mü bu dönemde? Yani tamam literatürde okey yapıl, yapılsın edilsin de herkesin böyle içinden bir şey yani bütün çevremizde konuşmalarda bu geçiyor gibi geldi. Mümkün. Gibi. Mümkün mü diye soruyorsak mümkün. Yani bu dönemden kasıt şu değil mi? Diğer dönemlerden farkı şu. Bir çok uyaran var hayatta. İki başkasına ulaşmak çok kolay. Evet. Üç çok hikaye var. Yani bu dönemin bir önceki dönemden Başka bir farkı yok. Yani önceden aldatmak için insan bulmak daha zordu. Şimdi çok kolay bir tuşun ucunda. Elbette ki mümkün. Ama yine sadakat önemli ve birinci kriter. Yani aldatmamak Kontratın. mümkün. Bak bakın altını kalın bir biçimde çiziyorum ben. E ben bunun e, ahlaki yanından bahsetmiyorum. Bu tabii kişiyle tabii. ilgili bir hikaye. E, yani bir insanın sadakatsizlik yapmasının o, o insanın iyi kötü doğru eğri ahlaksız olduğu üzerine hiçbir değerlendirmem yok. Katiyen yok. E, i̇nsanın monogam olmasının tartışılabileceğini düşünüyorum ama evlilik monogam bir hikaye. Evlilik asırlardan beri başkasını çok denedi ve taşıyamadı. Yani eğer taşıyabileceği başka bir yöntem bulunursa misal denirse ki her ocağın ilk haftası e, işte kadın ve erkekler bedensel ve duygusal olarak serbestler. Buyurun deneyelim. Ee, bu hikayenin naturası itibariyle mümkün değil. Ki biraz önce söylediğiniz açık ilişkilerde kesinlikle mutluluk getirmiyor. Hikayenin naturası yani o, o tarifin, o, o, iki insanın o aynı hayatın içinde yola devam etmesinin o iki insanda oluşturduğu ya da oluşturması hayalinde olunan o aidiyet ve hal için mümkün değil. Yani dolayısıyla yani evliliğin kendisi mecbur monogam. Bunun hem içinde kalıp hem içinde değilmiş gibi yaşamak ahlaki hattan yine okumayayım. Ama dertli bir hat. Yani bilmem hani dünya şu anda ihtimallerle dolu. İhtimallerle dolu olan dünyada bir tek insanla hayata devam etmek istemiyorum diyebiliriz. Bu bir haktır. O zaman yani paketimizden vazgeçeriz. bu yola girdiğimizde. Ya da başka yollar buluruz. Yani bilmiyorum bulunabilecek yolları, e, o çifte ait. Ama e, hani hikayenin bir sadakat, çünkü sadakat sadece cinselliğin irtifa kaybıyla ilgili bir mesele değil ki. Yani sadakat bütün bunların yanı sıra da bir hikaye aynı zamanda. O yüzden çok iyi giden cinselliklerde de var olabilir, daha az var olur. Çünkü orada aynı zamanda çok iyi giden bir flörtten bahsediyoruz. Yani sen kendini bir adam gibi hissediyorsun karşındaki de bir kadın gibi hissediyor. Hani burada muhtelif ihtiyaçların da karşılanıyor ya aynı zamanda. Dolayısıyla senin o dönemsel tırnak içi bu dönem ya da o dürtüsel olan ihtiyaçların daha doyurulmuş durumda. Kalanları daha iyi yönetebilirsin. Ama bunlar doyurulmadığında ve karşılanmadığında karşılıklı olarak e, elbette ki ihtimalin artar. Rasyonizasyonun artar, gerekçelendirmen artar. Dersin ki ölüme üç adım kala, Haldeyim. Hep böyle mi yaşayacağım? Ben sevişmek istiyorum o sevişmek istemiyor. Her gün aynı yemek yenir mi? Kadının hep başı ağrıyor. Ya da adamın hep başı ağrıyor. <laughs> ya da ağrıyor. hep adamın başı ağrıyor. Ee, yani bunların hepsi olabilir. Yani cinselliğin masada olması lazım bir ilişkide. Hep hep yani yemek masasında. Yani tuzluk, karabiberlik, işte nar ekşisi, sirke, zeytinyağı, cinsellik. Yani... <laughs> Baya hayatın içinde var olan ve o gündelik hayat içinde de yani giden gelen akan bir hal olması lazım. Yoksa yoksa tabii ki irtifa kaybeder. Peki son soru toparlamak adına. Şehvetli ilişkilerden şefkatli ilişkilere yol aldığımızda tekrar şehvete dönmek için neler yapmamız lazım? Madde madde demeyin siz ama şöyle bir sıralarsanız. Aslında bunu konuştuk biz. Evet. Evet. Ee, Özetleyelim yani başlangıç de... itibariyle şehveti yüksek başlıyor ilişkilerin mühim bir kısmı. Sonra şehvet ekleniyor ya da eklenmiyor ama şehvet kaybedilmeye başlıyor. 1 2 3 5 6 17 flört etmeyi bırakmayın. Flört etmeyi bırakmayın. Flörtün ne olduğunu bir kere anlayın. Hani flört ne ki? Eşle edilir mi hani bu sokak röportajları falan oluyor ya. Karınızla flört ediyor musunuz diye bir röportaja tövbe tövbe estağfurullah ne diyorsun sen diye cevap veren hani ayıp ve edepsiz bir şey barındırıyor çünkü içinde. O yüzden flört etmeyi barındırmayın yani. Flört sadece mumlu olmaz. Doğum günü kutlaması değil, sadece evlilik yıl dönümü değil. Yani tuzluğun, zeytinyağlığın yanında gündelik hayatta da var olan, hani bedenle de olan, gözle de olan, sözle de olan, yazıyla da olan, romantikte olan, pornografikte olan, erotikte olan, bayağı bu hattın devam etmesi gerekiyor. Ee, ikili dünyanın korunması olan düzeyde mühim. Yani o ebeveynlik sonrası hani çocuklar 12 yaşında, 15 yaşında en son ne zaman ikili bir şey yapmak seyahat eden bir aileden bahsediyoruz. Senede 10 kere seyahat ediyor ama hiç çocuksuz seyahat etmemiş. Bunlardan kaçın. Yani sizin kadın erkek çünkü çocukları bırakmak istemiyorlar. Çünkü aileler. Ve fakat aynı zamanda çocuklar orada bir kadın erkek seyrediyorlar ya hani. Bu da çok mühim ya hani. Ve aslında çocukları da merkeze koyuyoruz ya hani kabul. Hani siz yoksunuz onlar var bu da kabul. O vakitte altı çizilesi bir biçimde o ikili dünyanın korunması gerekiyor. Yani onun dışındakilerin cinselliğin ve edebin bir arada çok iyi anlaşmadıkları, kadın olmakla ilgili kodlamalar, evli olmakla ilgili kodlamalar. Bunları herkes kendisinde ve karşısındakinde elden geçirecek. Yani hem kendisinde elden geçirecek, hem karşısında elden geçirecek. Yani bu masadaki bir mevzu konuşulması lazım olduğunda konuşulur, yaşanması lazım olduğunda yaşanılır. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz.